Buyurun efendim, siz de lütfen kendinizi kısaca bir tanıtırsanız, ondan sonra da bildirinizi lütfen paylaşın. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer hocalarım, bilim insanları, hepinize saygıyla selamlıyorum. Ben Nevide Akpınar Dellal, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Kürsüsü Başkanıyım. 14 yıl Çanakkale'de çalıştım. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde. Şimdi 7 yıldır burada çalışıyorum. Evet, konu başlığımı Sayın Başkan söyledi. Dil ve kültürel kimlik ilişkisi, erken yaşta yabancı dil eğitiminde çekimser durumlar ve kaygılar. Yabancı dil birçok alanda farkındalığın artması sonucunu beraberinde getirir. Ve yabancı dil bilen kişilerin dünyaya bakış açısında, tutum ve davranış şekillerinde köklü değişiklikler meydana gelir. Dil bilen kişilerin hoşgörü, empati yetileri, dünyaya açık olma, tutum ve davranışları gelişmekte, çatışma durumlarından uzak durma ve barışçıl diyaloglar kurma istemleri, insana, doğaya ve çevrelerine karşı duyarlılıkları artmaktadır. Özgüven duyguları gelişmekte ve kendilerini dünyaya karşı daha sorumlu hissetmektedirler. Yabancı dil bilen kişilerde her şeyden önce kültürler arası farkındalık gelişmektedir. Çünkü yabancı dil ve onun arka planındaki kültür, kişiye kültürleri karşılaştırma olanağı sağlamakta, kültürel farkındalığı ve eleştirel bilinç gelişimini beraberinde getirmektedir. Eleştirel bilinci gelişmiş insan da öz kültüre, yabancı kültüre ve dünyadaki çeşitli konu ve sorunlara daha nesnel, ihtiyatlı ve mesafeli yaklaşmaktadır. Değişen dünyada yabancı dilin beraberinde getirdiği bu çok yönlü farkındalık durumlarının aslında çoktan ayrımına varıldı. İki Dünya Savaşı'nın ardından 1949 yılında kurulan Avrupa Konseyi, Türkiye'de kurucu üyesi bu konseyin, kuruluş bildirgesindeki ırkçılık ve etnik ayrımcılık, hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı ve sosyal dışlanmanın üstesinden gelmek, insan haklarını, hukukun üstünlüğünü ve çoğulcu demokrasi ilkelerini korumak ve güçlendirmek gibi amaçlarına, çok dilli yabancı dil politikalarını destekleyerek, daha çok insana dil öğreterek, yabancı dil öğreterek, çok dilli ve çok kültürlü insanlar yetiştirerek ulaşmayı hedeflemiştir. Avrupa Konseyi yabancı dil sayesinde Avrupa vatandaşlarının aralarında karşılıklı anlayış geliştirmek, yaşam koşullarını iyileştirmek ve dünya barışına hizmet etmeyi görev edinmiştir. Konsey bu nedenlerden ötürü yaklaşık 60-70 yıldan beri yabancı dil sorunuyla ilgilenmektedir. Bugün de bu amaçlar Avrupa Birliği tarafından üstlenilmiştir. Hatta Avrupa Birliği bu doğrultuda gelmiş geçmiş en büyük barış projesi kabul edildiği için 2012 yılında Nobel Barış Ödülünü almıştır. Öyleyse yabancı dil toplumlar arasında kültürler arasılığı sağlayan önemli bir köprü niteliği taşır. İnsanların pek çok açıdan kendi toplumuna faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlar. Yabancı dilin bir toplum için öneminden ve ayrıca günümüzün artan yabancı dil gereksiniminden olsa gerek, erken yaşta yabancı dil eğitimi son 20 yıldır birçok bilim insanı ve kuruluşun ilgi haline dönüşmüş ve bu konuda birçok ülkede yeni kararlar alınmıştır. Hatta radikal kararlar alınmıştır. Dünden bugüne erken yaşta yabancı dil eğitimine hem olumsuz hem de olumlu yönden bakan sayısız araştırma sonucu yayımlanmıştır. Bu konuda önemli derecede kaygılar da mevcuttur. Erken yaşta yabancı dil eğitimi çerçevesinde duyumsanan kaygılarda çeşitli etkenler rol oynamakla birlikte en önemli etkenlerden biri ulusal dil ve kültürlerin zarar görmesi,
ulusun geleceği için Türkçe, sosyal bilgiler, matematik, fen bilgisi vesaire gibi önemli tüm diğer alan eğitimlerinin olumsuz etkilenmesidir. Bunun dışında üçüncü bir kaygı nedeni de çocuklara fazla yüklenilip yüklenilmediğidir. Erken yaşta yabancı dil eğitiminin anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda başlamasının zaman kaybı olduğunu, ilkokul üçüncü sınıfta veya beşinci sınıfta başlayanların da doğru yöntemlerle kısa sürede erken başlayanların seviyesine ulaştıklarını, çok erken yabancı dilin birinci dil ile edinilen kültürel kimliğe, ana dil kimliğine zarar vereceğini ortaya koyan araştırma sonuçları da mevcut. Gerekçeleriyle endişelere gerek kalmadığını savunan, endişelere gerek olmadığını savunan araştırma sonuçları da. Yabancı dil günümüzde evet uluslararası diyalog ve işbirliği için önem kazandı. Topluma faydalı bireyler olmak için de evet yabancı dil önemli. Ama toplumun dil ve kültürünün varlığı için kendi temel konuştuğu dil çok daha önem arz etmektedir. Çünkü toplumda yaşayan bireyler bu dil ile özgün kültürel kimlik kazanmaktadırlar. Bir toplum bilimsel, sanatsal ve kültürel ürünlerini konuştuğu dil aracılığıyla oluşturur. Tüm kültürel birikimlerini dili aracılığıyla nesillerden nesillere taşır. Bir birey kendi toplumunun kültürel, sanatsal ve bilimsel mirasına sahip çıkmalıdır. Bu durumda ilk dilinde kültürünün birikim ve değerlerinin iyi öğrenilmesini, bu çerçevede bir kimlik oluşturulmasını gerektirir. Alman dil bilimci Wilhelm von Humboldt, dilin yapısının kişilerin karakter ve duygu yapılarını bile belirlediğini savunur. 20. yüzyılın en önemli araştırmacılarından Piaget, dil gelişimi ile bilişsel gelişimin, Wolf ise dillerin dil bilgisi yapıları ile onu konuşan insanların görüş ve düşüncelerinin birbiriyle sıkı bir bağlantı içinde geliştiğini savlarlar. Vygotsky de düşünce yapılarının kültürlerden bağımsız ele alınamayacağını dile getirmiştir. Araştırmalara göre özetle ana dil, ulusal dil, toplumun ve onun üyesi bireyin kimliğidir. Çocuklara yabancı dil öğretimi uygulamaları henüz Avrupa ülkelerinde, Türkiye'de ve dünyada da 1990'lı yıllarda daha geniş şekilde dikkate alınmaya başlayan bir görüngüdür. Bu nedenle erken yaşta yabancı dil eğitimi ile kültürel kimlik ilişkisi konulu araştırmalar yoğun şekilde sürmektedir. Erken yaşta yabancı dilin gelecekte avantaj mı, dezavantaj mı sağlayacağı tartışmaları yoğun şekilde hala sürmektedir. Araştırmacılar sonuçlarıyla kaygılara yanıt verebilmeyi ummaktadırlar. Erken yaşta yabancı dil konusunda düşünce ve tartışmaların geçmişi aslında çok eskilere gitmektedir. Comenius, Descartes, Locke, Leibniz bu konuda görüş bildiren isimlerdir çok eski tarihlerde. Bunları daha sonra Berkeley, Hume, Kant izlemiştir. Pestalozzi izlemiştir. Hemen hepsi de çocukların yeteneklerine vurgu yapmışlardır. Comenius, ileri görüşlülük bu olsa gerek dedirtecek şekilde 1657 yılında yayımlanan Didactica Magna adlı yapıtında çocukların ve gençlerin dil öğrenmesi gerektiğini gerekçeleriyle savunmuştur. Ancak Comenius ana dil eğitimcisine karşıdır, native speakerlara karşıdır. Ancak çocukların yabancı ülkelere gitmesi gerektiğini söylemiştir. Daha sonra Pestalozzi aynı anlamda görüş bildirmiştir. Ona göre öğrenilen yabancı dil çocuklarda kültürel arası bilinci artırıyor ve komşular arası daha barışçıl geçinmeye katkı veriyor. Erken yaşta yabancı dil eğitimi konusunda henüz sadece görüş bildirildiği eski dönemlerde
bile bu eğitime karşı çıkanlar olduğunu belirtmekte yarar var. Örneğin Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, erken yaşta yabancı dilin ana dili için önemli bir tehlike ihtiva ettiğini, çocuğun her şeyden önce kendi ana diline temel ve sağlam bir bilgi seviyesine ulaşmasının kendi ana dilinde sağlanması gerektiğini söyler. Bu görüş ve tartışmalar tarih içinde 20. yüzyıla kadar süre gelmiştir. Araştırmalar erken yaşta yabancı dil eğitiminin bir okul bağlamında ilk defa 1920 yılında Almanya'da Waldorf okullarında başladığını ortaya koymaktadır. Bu okulda İngilizce ve Fransızca birinci sınıftan itibaren öğretilmiştir. 1950'li yıllarda birçok dil bilimci ve eğitim araştırmacısı, bir çocuk aynı anda birkaç dil öğrenirse sadece dil değil, ahlak da zarar görür görüşündedirler. Nevroz veya zeka eksiklikleri tehlikeleriyle karşı karşıya kalanacağı riskinden bahsetmektedirler 1950'li yıllarda. 1960-90 yılları arası çekimserlik yılları, pilot çalışmalar yılları, Noam Chomsky bilimsel anlamda çocukların yeteneklerinin en çok ortaya koyulduğu dönemler 1960'lı yıllar. Doğal deneyimler artmış, gözlemler artmış bu konuda. Çocukların başarısı kanıtlanmış ve pilot çalışmalar başlatılmıştır. Ancak pilot uygulama dönemi oldukça uzun sürer. Örneğin Almanya'da Nordrhein-Westfalen eyaletinde 1970-71 ve 84-85 eğitim öğretim yılları arasında 10 yıllık süreçte 12 okulda erken yaşta yabancı dil uygulaması yapılır. İleri gelen tüm Avrupa ülkelerinde de pilot çalışmalar vardır. Ancak ana dil için duyulan kaygılardan olsa gerek, erken yaşta yabancı dil alanındaki bu uygulamalar 1990'lara kadar yaygınlaştırılamaz. Tek tek deneyimler bilimsel çalışmalarla sürekli ortaya konulmuş, ancak deneyim sonuçlarının bazıları erken yaşta yabancı dilin lehinde, bazıları ise aleyhinde olmuştur. 1990 yıllarında ise konuda çalışmalar hızlanır, çekimserlik hali bir süre daha devam eder. 1990'lı yılların ortalarında Avrupa Birliği ülkelerinde daha önceki çekimserliğe yanıt olacak bir gelişme yaşanır. Yavaş yavaş yabancı dil çevresinde uygulanacak çok dillilik ve çok kültürlülük bakış açısı ulusal dillerin ve kültürel kimliklerin korunmasına katkı verebilir düşüncesi gelişir. Buna dört elle sarılınır. Avrupa Komisyonu 1995 yılında yayımladığı eğitim ve öğretime ilişkin beyaz kitapta Avrupa vatandaşlarının 3 dilde eğitim kurma yetisinde olmalarını önerir. 2000'li yıllarda 2001 yılı Avrupa Diller Yılı kutlanır. Avrupa Konseyi tarafından ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi yayımlanır. Bunun üzerine 2002 yılında Almanya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde erken yaşta yabancı dilin okullarda yaygınlaşabileceği konusunda önemli bir hareketlilikten söz edilebilir. Mart 2002'deki Barcelona zirvesinde ana dili artı iki hedef kararı alınır. 2003-2004 eğitim öğretim yılında da artık birçok eyalette erken yaşta İngilizce öğretimi başlatılır. Avrupa Birliği Komisyonu bundan 2 yıl sonra ilkokula en az 2 yabancı dil önerisi yapar ve 2003-2004 eğitim öğretim yılı sonrası tüm Almanya'da erken yaşta yabancı dil uygulamaları başlatılır ve tüm Avrupa ülkelerinde de Avrupa Birliği Komisyonu nedeniyle bu konuda girişimler başlar. Tüm bunlara paralel olarak erken yaşta yabancı dil konusundaki tartışmalar bugüne kadar dinmemiştir. Hatta tartışmalar 2011 yılında daha da şiddetlenerek bugünlere kadar da devam etmiştir. Hatta tartışmalar o kadar yaygın ki bu görsel ve yazılı basına da yansımıştır. Ve bütün bu yansımalarda derin endişeler sezilmektedir. 2001 yılı PISA raporlarına göre Almanya'nın başarısızlık durumu örneğin erken yabancı dile bağlanmıştır. Okuma derslerinin sayısı azaltıldığı için biz bu başarısızlığı yaşadık denilmiştir.
Schulte-Holtey, Avrupa Birliği ülkesi olmayan İsviçre için aynı ölçüde bir kaygıyı dile getirir. Erken yaşta yabancı dilin eğitiminin ardından okullarda ana dil sorunu yaşanmaya başladığını, hem İsviçreli hem de yabancı kökenli çocukların düşüncelerinde belirsizlik oluştuğunu söyler. Evet, sayısız bu konuda düşünce var. Alman Filologları Derneği Başkanı karşı çıkmıştır. Max Planck Eğitim Araştırmaları eski direktörü erken yaşta yabancı dile karşı çıkmaktadır. Birinci sınıftan üçüncü sınıfa, anaokullarında hiç istemiyorlar, birinci sınıftan üçüncü sınıfa alınmasını düşünüyorlar erken yabancı dilin. Yine Max Planck Enstitüsü'nden Pauline Schröter karşı çıkmaktadır. Tabii bunların söyledikleri şeyler var, onları benim tek tek söyleme imkanım yok. Jens Stadu, Hamburg'dan Stuttgart'a, Magdeburg'dan Köln'e, Almanya'nın her yerinde uluslararası ilkokullar kurulduğundan ancak velilerin çok endişe duyduğundan söz etmektedir. Yine Miller, Frankfurter Allgemeine gazetesinde o noktada endişe duyulmalı adlı yazısında 2006 yılına ait erken yaşta yabancı dil eğitiminin bir takım riskler taşıdığını ve bunun göz ardı edilmemesi gerektiğini söylemektedir. Baden-Württemberg eyaletinde 2000 yılında yabancı dil öğrenme uygulamasının birinci sınıftan itibaren uygulamaya başlanmasıyla başlayan şiddetli tartışmalar hala devam etmektedir ve yoğun şekilde sürmektedir. İlgili araştırmalardan bir tanesi Nils Jekel tarafından yapılmıştır. 31 okulda 6-7 yaş öğrencileri üzerinde gerçekleştirir ve bir takım sakıncalarından bahseder. Hatta buna eyalet bakanı da bu tartışmalara katılır. Türkiye'de de erken yaşta yabancı dil eğitimi konusunda kaygıları içeren hali hazırda birçok bilimsel düşünce ve görüş mevcuttur. Türk bilim insanları da erken yaşta yabancı dil konusunu ana dil ve kültürel kimlik bağlamında önemli ele almaktadırlar. Örneğin Önal, Tokdemir, benim de bir kitabım var bu konuda. Amerika Birleşik Devletleri'nde yine bu konuda 2013 yılında yapılan bir araştırma Bison, erken yabancı dilin bir takım olumsuz sonuçlarına değinmiştir. Şimdi Türkiye'de öğrenciler 1998 yılında yürürlüğe giren 1997 eğitim yasası ile devlet okullarında 4. sınıftan, özel okullarda ise anaokulundan veya 1. sınıftan itibaren yabancı dil öğrenmeye başladılar. Ve tek dil İngilizce sunulmaktadır. Avrupa Birliği'nde şu an aslında çok dillilik uygulanmaktadır. Yani okulun birinde Fransızca ile başlatırken diğerinde İtalyanca ile diğerinde İngilizce ile başlatılmaktadır. Ama İngilizce biraz daha tabii ki fazladır. Ama bizim ülkemizde sadece İngilizce erken yaşta öğretilmektedir. Özel okullarda 4. sınıfta ikinci bir dil gelmektedir. Çoğunlukla hepsinde değil. Şimdi 2012-13 eğitim öğretim yılında yürürlüğe giren 4+4+4 olarak bilinen 2011 eğitim yasası ile ilkokula başlama yaşı 5'e düşürüldü ve yabancı dil eğitimde 4. sınıftan 2. sınıfa indirilmiştir. Ve tek dil yabancı dil uygulaması sürdürülmektedir ve çocuklar 6 yaşında yabancı dile başlamaktadırlar. Bugün Avrupa Birliği ülkelerinde önlem olarak sürdürülen çok dili ve çok kültürlü politikaya rağmen henüz bu ülkelerde bile yeterince kaygı taşınırken Türkiye'de özellikle erken yaşta yabancı dil eğitimine tek dili ve tek kültürlü bir politika sürdürülmektedir. Türkiye'deki erken yaşlarda tek dil İngilizce uygulaması gelişmiş ülkelerde bu çekimsel ve kaygısal boyut nedeniyle çağdaş araştırma verilerine göre önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Bu böyleyken 2017-18 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde 620 devlet okulunda 5. sınıfta 15 saat olmak üzere yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulaması başlatılmıştır ve tek dil İngilizce öğretilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 23 Ekim 2018 tarihli 2023 Eğitim Vizyon Belgesi de incelendiğinde belgenin genel olarak İngilizce eğitimde bir vizyon içerdiğine tanık olunmaktadır. Belgede tüm diller görmezlikten gelinmiş ve yabancı dil eğitimi başlığı altındaki mevcut cümlelerin hemen hepsi İngilizcenin öğretimi olarak kurulmuştur.
Hatta belgenin içerdiği İngilizcenin diğer branşlara entegrasyona gibi bir cümlede oldukça ilginç olarak dikkat çekmektedir. Bu da vizyon belgesi okurunu yine yabancı dilde eğitim yanlışına mı düşürecek şüphesine götürmektedir. Yani erken yaşta yabancı dil kaygılar doğuruyor ya, yabancı dilde eğitim daha büyük kaygılar doğuran bir şeydir. O artık onun modası tümüyle geçti. Çünkü yerel kültürlerin, dünyadaki kültürlerin ve dillerin korunması adına yabancı dilde eğitim iyi bir şey olarak görülmemektedir. Günümüzdeki bu kaygı gerekçeleri nedeniyle yabancı dilde eğitim başlı başına sakıncalıdır. Erken yaşta yabancı dil eğitiminde de bu anlamda büyük kaygılar söz konusudur. Sonuca geldim. Bilmiyorum vaktim var mı ama. Buyurun, sonuca geldiyseniz şöyle evet, birkaç dakikada lütfen yapın. Evet, şimdi farklı kültürlerin bir arada yaşamaya başlaması 20. yüzyıl toplumlarında edinilen günlük deneyimler çocukların yabancı dili daha iyi öğrendiklerini tüm çıplaklığıyla ortaya koymuştur. Artık bilinmektedir ki yabancı dili öğrenimine ne kadar erken başlanırsa doğuştan gelen dil öğrenme yeteneği çevre ile de desteklenirse, dil edinimine uygun ortamlar ne kadar iyi hazırlanırsa dil öğreniminde başarı o kadar artmaktadır. Günümüzde erken yaşta yabancı dil eğitimini savunan görüşler de ne kadar erken o kadar iyi noktasında yoğunlaşmaktadır. Onların gerekçeler arasında ne yazık ki erken yaşta yabancı dil eğitimine karşı olanların asıl kaygı boyutunu teşkil eden ve yerel kültürlerin korunması, çocuğa fazla yüklenilmemesi, kültürel kimliğin tehlikede olması pek de yer almamaktadır. Ne kadar erken o kadar iyi savunusu vardır bu konuda. Oysa Avrupa Birliği ülkelerinde dediğim gibi çok dilli bir yabancı dil politikası uygulanmakta. Buna rağmen basına, her yere büyük tartışmalar var, kaygılar var ve bunlar da olduğu gibi enstitü başkanları ve üniversiteler tarafından yapılan araştırmalarla yansıtılmaktadır. Çok dillilik politikası ile gelecek tehlikeyi kısmen göğüslemeyi hedeflemektedirler bu ülkelerde. Birkaç az nüfuslu ülke hariç son 40 yıldır yapılan pilot çalışmalar neticesinde bugün çok dilli bir erken yabancı dil uygulanmakta, ancak %100 oranında erken yaşta bir yabancı dil uygulamasına bilinçli olarak geçmeyen ülke ve bölgelerde vardır hala. Çünkü kaygılar giderilememiştir. Türkiye'de de bu kaygıların dikkate alınması, çok dilli bir yabancı dil politikası uygulanmasının her şeyden önce pek çok yararı olduğu açıktır. Türkiye'de de erken yaşta yabancı dil konusunda uygulama boyutunda okullarda gerçekleşecek her türlü araştırma önem arz etmektedir. Son cümle olarak şunu söylemeye çalışıyorum. Tek dilli yabancı dil politikaları ya da yabancı dilde eğitim politikaları bugüne kadar sadece sömürge ülkelerinde görülmüştür. Bu sömürge ülkeleri de zaten dilini ve kimliğini kaybetmiştir. Bugün Fransa'nın sömürgesi olan yerlerde ki büyüyen insanlar ben Arap'ım demekten daha çok Fransız'ım demeyi sevmektedirler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok, çok teşekkürler Sayın Dellal. Gayet güzel bir sunumdu. Doğrusu ben de nefesimi tutarak izledim. Gayet güzel konuyu detaylı bir şekilde açıkladınız. Evet, anlaşıldığı kadarıyla bu yabancı dil ve özellikle erken yaşta yabancı dil eğitimi ve bunun bu eğitimi alan çocukların kendi dillerine ve kültürlerine yeterince hakim olamamaları sonucunu yaratabileceği endişesi varlığını, canlılığını koruyor. Gerçekten bu tam böyle bir açmaz. Yani öbür tarafta ileri yaşlarda yabancı dilinde, hani malum ağaç yaşken eğilir misali, yeterli nitelikte verilememesi ya da ilgili kişinin bunu yeterince alamaması, yani yaşının ilerlemesine bağlı olarak gibi sakıncaları da var. Yani dileyelim ki inşallah yakın bir gelecekte bu meseleyi çiplerle çözme fırsatı olursun inşallah
ve böylece şimdilik, biz de bu sıkıntıdan ve bu tartışmadan kurtulmuş olalım. Hocam şimdilik çağdaş ülkelerin uygulamasını yapmalıyız. Çok dilli bir yabancı dil politikası gütmeliyiz. Avrupa Birliği ülkeleri komşunun dili diyor. İlk önce komşunun dili. Bugün gerçekleştirilen tüm Erasmus programları, hepsi dil üzerinden, bakın uluslararası projeler, Avrupa Birliği projeleri hep dil üzerinden yapılmaktadır. Komşunun dili denilmektedir ve bu nedenle Avrupa Birliği gelmiş geçmiş en büyük barış projesi olması nedeniyle, düşünülerek daha doğrusu, 2012 yılında barış ödülü almıştır. Biz de çok dilli bir politika gütmeliyiz ki Türkçe'ye rakip bir dili ülkemizde büyütmemeliyiz. Anlıyorum. Türkçe'ye çünkü rakip bir... Hocam şöyle bir şey var şimdi, şöyle düşünün. Çok özür dileyerek uzattım ama. Buyurun. Biz çocuklarımıza hükmedemiyoruz biliyorsunuz. Yani baba yırtık pantolon giymiyor ama çocuk giydi değil mi? Giyiyor. Yarın bir gün çocuklarımız... Herkese biz çocuk yaşta İngilizce öğretirsek, çocuklarımızın bir gün ben İngilizceyi tercih ediyorum diye ülkede böyle bir dönüşüm yaşaması söz konusu olabilir mi, olamaz mı? Yani bütün Avrupa Birliği ülke zaten diller ölüyor. Her gün diller ve kültürler ölüyor dünyada. Buna karşı çok dilli yabancı dil politikası ve özellikle de komşunun dili politikasını uyguluyorlar ki bölgesel barışı, komşularla barışı, hı hı, daha iyi sağlamak için. Şu an biz Yunanistan mesela bu bölgede, Ege bölgesinde, Çanakkale'de Yunanca öğrenmek aslında ne kadar kolay. Bir insan hani kendi diliyle biriyle anlaşmak ne kadar güzel olmaz mı normalde? Bunun için öğretiyorlar. Evet, evet. Haklısınız. Ben kendi kişisel kanaatimi söylemek istiyorum. Ben uluslararası çok kullanılan bir yabancı dilin verilmesinden ama hiç kuşkusuz bu arada çocuğa kendi dilinin, kendi kültürünün öğretilmesi konusunda da gereken hassasiyetin gösterilmesinden yanayım. Çünkü bu konuda ülke olarak birazcık geride kaldığımızı düşünüyorum. Kişisel düşüncem tabii bu benim. Hocam o yüzden iki dil diyorlar. İngilizceyi evet, zaten öğreteceğiz ama evet, yani birinci sınıfta Fransızca ile başlayıp beşinci sınıfta İngilizce ile başlayabiliriz. Ya da önce İngilizce sonra. Yani aslında İngilizceye karşı değiller. Herkes öğretmeye çalışıyor. Anlıyorum. Yani teşekkür orada ederim. Bir yanlış anlaşma olmasın. Özür dileyerek. Tabii ki. Rica ederim. Çok teşekkürler Sayın Dellal sunumunuz için. Bugünkü oturumda bir konuşmacımız daha var ama Moldova Üniversitesi'nden bildiğim kadarıyla o yok. Değil mi Sayın? Gülde Hanım katılamayacaklar Gülde hocam. Gülde Karanfil katılamayacak. Evet. O zaman konuşmacılarımıza soru yöneltmek isteyen katılımcılarımız var mı acaba? Gördüğüm kadarıyla yok. O zaman bu öğleden önceki oturumu burada kapatıyoruz. Değil mi Mehmet Hoca? Hocam çok teşekkürler başta şahsınıza ve tüm ederim. Katılımcılara. Eksik olmasın bütün katılımcılarımız da çok güzel, çok keyifli. Çok doyurucu bir oturum oldu gerçekten. İnşallah saat 2'de değil mi bugün? Türkiye saatiyle 2. Türkiye saatiyle 2'de, evet. 14'te tekrar öğleden sonra devam ediyoruz. O zaman bu oturumu kapatıyorum. Tekrar katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler.